Hocam öncelikle tişörtünüz ne kadar güzel. Bununla başlamak istiyorum. Süper kahraman. Evet, ne tişörtü hocam? Bilim Ofisi Öğrenci Kulübümüzün amblemini görüyorsunuz önümde. Geleceğe Dönüş filmindeki DeLorean'dan yapılma zaman makinesine Dr. Emmett Brown'un kafasını banyodaki tabloyu asma sırasındaki vurma kazasından kaynaklı bir şekilde vurma sırasında gelen fikirden doğru türettiği akım kapasitörü denen 1.21 gigawattlık enerjiyle 80 mile ulaşan aracı zamanda sıçratan cihazın modifiye edilmiş ve ambleme dönüştürülmüş halini izliyoruz efendim. Evet arkadaşlar, kalkın gidelim. Öyle ama. Bu arada tasarım Atıl Albayrak'a aittir. Atıl süper oldu. Bizim gençler de bilim ofisindeki arkadaşlar böyle tişört yaptırmışlar. Vallahi her gün yıkayıp giyiyorum o derece. 5-6 tane daha yaptırıyorum. Muhteşem. Her gün yıkadığınız kısmına da hocam katılıyorum. Aa, tabii. Burayı keser. Şimdi hocam, bize gelen bir soru. İnfodan gelen. Bunu bayağı merak etmiş ve araştırmacısı olduğu bir konu hakkında bir şey sormak istiyorum diye girmiş Ali Bey ve demiş ki, geçen günlerde sosyal medyada bir video paylaşıldı insanlar tarafından. Uçakta valizini oturduğu yerin üst bölmesine yerleştirmeye çalışan adam valizi dik bir şekilde yerleştirmeye çalışıyordu. Valizi bir türlü yan yatırıp sığdırmak aklına gelmemişti. Buradaki herkes, yani sosyal medyadaki herkes de adamı gerizekalılıkla ilişkilendirip belki de doğal olan bir şeyi gerizekalılık olarak tanımladılar. Bunun diyor gerizekalılıkla bir ilgisi olabilir mi? Yani adam o anda çok basit bir şey düşünememiş olabilir, akıl edememiş olabilir. Herkesin başına gelebilir. Bir şey mi bu? Beyin bir anlık error mu vermiştir? Yoksa bu gerçekten gerizekalılıkla ilgili bir şey midir demiş. Sonra demiş ki ve en önemli ve merak ettiğim soru da şu. Sizin zeki olduğunuz aşikar, yani profesör olacak kadar en azından. Acaba sizin de bu tarz basit şeyleri düşünemediğiniz, yani pratik edemediğiniz zamanlar oluyor mu? Zeka sürekli değil de andan ana değişen bir olgu olabilir mi? Sıkı bir takipçiniz ve hayranınız olarak sizden cevap bekliyor Ali Bey. Kendisine hüsnü zanlı için teşekkür ediyorum. Bütün standart zeka testlerinde son derece ortalama puanlar almış birisi olarak IQ testlerinden ortalama olmanın şükrünü ömrüm boyunca ifa etmekte olan bir insanım. Öncelikle zeki falan değilim. Sadece işte meraklı olduğum konularda konuştuğum için insanlar beni böyle çok fazla bir şey biliyor zannediyorlar falan. Ama o videoyu izledim ben. Uçağa bindiği zaman işte böyle yetiştirmeye çalışıyor ve hatta videoyu çekenler de gülüyorlar, bu adam bunu niye düşünemiyor falan filan diye. Şimdi günlük hayatta hemen her zaman böyle şeylerle karşılaşma imkanımız var. Zihnimiz bir şeylerle meşgul iken, kafamız doluyken, aklımız başka bir hedefe kilitlenmişken önümüzdeki çok bariz olan bazı sorunları çözemiyoruz. Sebebi de şu, bir sorunla karşılaştığımız zaman ön beynin bir şekilde devreye girip bilincimizi o noktaya konsantre edip oradaki sorunun bütün bileşenlerini gözden geçirerek onu çözmek için bir yol üretmesi lazım. Fakat eğer kafa başka bir şeyle meşgulse ya da bulunduğunuz ortamda baskı ya da stres altındaysanız, ki bana da yöneltilmiş bir soru, benim başıma çok gelir. Mesela ergenlerde bunu fazla görürüz. Ergenler işte efendim birileri ona baktığı zaman ya da toplum içinde kendilerini rahat hissetmedikleri zaman çok fazla sakarlık yaparlar. Basit şeyleri evde yapabildikleri, rahatça yapabildikleri şeyleri beceremezler mesela. Bu biraz işte anksiyeteden, o endişeden kaynaklanıyor. Yani etraftaki insanların baskısı altında kendini hissetmekten geliyor. Bu tip ön beynin devreye girmesini zorlaştıran her durumda herkes böyle şeyleri yaşar. Ben mesela şahsen baskı altında performans göstermekte küçüklüğümden beri çok zorlanırım. Hani bunun bir sürü sebebi vardır. Onu uzman psikologlara sormak lazım. Ama ve lakin bunun tabii iyi tarafları da var. Mesela ben rakipsiz olacağım işleri genellikle tercih ediyorum. Bu yüzden kimseyle dalaşmayayım, kimseyle rekabet edip strese girmeyeyim diye. Ha, bu da biraz işte özgünlük sağlayan falan bir şey oluyor. Ama güncel hayatta, normal hayatta bu herkesin başına gelecek bir şey. Hatta çok benzeri ben ilk defa yurt dışına çıktığım sırada oldu. Uçağa bindim aynı şekilde. Daha İstanbul Havalimanı'na, yani İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uçağa binmiştim ama ben kendimi Danimarka'ya gelmiş zannettim uçağa binince. Çünkü öyle bir psikolojiye girmişim. İnsanlarla nasıl konuşacağımı düşünüyorum. Uçaktaki herkes halbuki Türk. Bir şekilde böyle bir İngilizce moduna geçme ihtiyacı hissettim. Afalladım, koltuk numaralarını göremedim. Yani herkesin görebileceği koca koca etiketleri bulamadım. Bir türlü deli gibi dönüyorum. Hostese İngilizce koltuk sormaya çalışıyorum. Hostes de beni turist zannetti ama herhalde Zimbabweli falan diye o İngilizceyle bir şekilde bana yer tarif etmeye çalışıyor. Yani böyle bir aptallaşıyorsunuz. Bu çok normal. Yani farklı bir yere girdiğinizde normal, anormal olanı şu,
sanki insanlar hiç başlarına böyle bir şey gelmiyormuş gibi. Böyle bir adam birazın videosunu çekiyorlar, internete koyuyorlar, onunla bir güzel dalga geçiyorlar. Ve hatta linç ediyorlar birbirlerini. Maalesef bu da bizim primat tarafımızın eğlenmeyi çok sevdiği bir şey. Espri, komik bulduğumuz şeyler, yani gülmenin fizyolojisine baktığımızda bizim başımıza gelmeyen, yani bizi hayati olarak tehlikeye sokmayan, başkalarının başına gelen ve onları ölümcül olmayan tehlikelere duçar eden hadiselere biz genellikle gülüyoruz. Gülme aslında stres tepkisinin bir başka versiyonu. Fakat oh iyi ki bana olmadı rahatlaması içeren bir şey. Bu bütün şeylerde de vardır, hayvanlarda. Böyle birisi işte ayağa takılıp düştüm, diğer maymunlar güler falan filan. Dolayısıyla gayet normal hem bunu çekmek, yayınlamak, bununla dalga geçmek hem de böyle bir durumda kalmak. Ama biraz daha bilincimizi toplar bakarsak hepimiz kendimizi böyle durumlarda yakalayacağız. O arkadaşın hiç de zeka açısından bir problemi olduğunu zannetmiyorum. Gayet gariban kafayı kim bilir nelere taktı. Böyle işte valizle uğraşıp duruyordu. Gülme komşuna gelir başınaydı. Bu soruyorumu sonuna eklemek istedim.